Mevcut bir tray'i silmek için ise delete o tray'in üzerine gelip o kanalın o bölümün üzerine gelip sağ klik yapıp ve açılan menüden delete tray'i tıklamanız gerekir. Bakın iki tane delete tracks var. Bir delete track var, bir delete tracks var. Yani tek bir kanalı silmek için bunu, birden fazla kanalı silmek içinse bunu kullanıyoruz. Öncelikle ben delete track diyorum. Bakın mevcut track gidiyor. Mevcut track gidiyor. Delete tracks değilse bir tane menü açılıyor ve diyor ki All empty tracks. All empty track dediğiniz zaman bütün boş trackleri sil. Okey diyorum. Boş tracklerin hepsi siliniyor. Gördüğünüz gibi. Tabii neden silinmedi? Delete tracks. Tabii şuna tıklamamız gerekiyor. Evet, çünkü o bir confirm bölümü. Yani normalde biz bunu diyoruz ama bir de şuna tıklamamız gerekiyor. Ondan dolayı siliniyor. Aynı şekilde delete audio tracks, all empty tracks dediğimiz zaman bütün trackleri siliyor. Evet, sade, temiz, iki kanal ve tek kanal kaldı. Yeni track oluşturmayı zaten biliyorsunuz. Şimdi boş tracklerin hem RAM'e de zararı var. Onu da söyleyeyim. Bu arada herhangi bir kanalı gözden kaybetmek için bu göz butonunu tıklayabilirsiniz. Bu şekilde işlem yapabilirsiniz.